Herkese merhabalar arkadaşlar. Problemler genel tekrar soru çözümleriyle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Müzik Öncelikle arkadaşlar, hocam buna ne gerek vardı diyenler olabilir. Çünkü çok haklılar. Gerçekten de problemleri 3 tane videoda müthiş bir şekilde çok fazla uzun oldu süresi. Doğru haklısınız. Ama çok fazla bir soru çeşidiyle güzel güzel anlattık ve anlamadığımız yerin kalmadığını düşünüyorum. Bütün her şeyi anladığımızı düşünüyorum. Hocam buna ne gerek vardı? Burada da bir tık daha farklı sorular ve genel tekrar olsun diye bazı sorularımız aynı olabilir, sıkıntı yok. Ama genel tekrar bir kere daha yapalım diye yaptık. Çünkü niye? Bütün her şey sizler için arkadaşlar. Bu soru çözümleri çok önemli. 9. sınıf olduğu için biraz daha rahat soru çözümleri. Neden? Çünkü bu olayın temeli 12. sınıfta daha da zorlanacağınız sorular olacaktır ama bu temel çok önemli diyelim. Şimdi en basitinden sayı problemlerle başlayalım. Her problem cinsinden birer tane değil, ikişer tane aldık ve o yüzden de tamı tamına 16 sorumuzla bitireceğiz. Sayı problemlerle başlayacağız, kesir yaş diye devam edeceğiz. Hadi bakalım ne var? Bir bilet kuyruğunda Yahya baştan 19. sırada, Haktan ise sondan 22. sıradaymış. Yahya ile Haktan arasında 4 kişi olduğuna göre bilet kuyruğunda en az ve en çok kaç kişi olabilir diyor. Hemen bir çizelim. Şöyle yapalım. Burası bizim sıramız olsun. Bu sırada Bilet kuyruğunda Yahya 19. sıradaymış. Bir de Haktan da sondan 22. sıradaymış. Bu adam da burada olsun arkadaşlar. E peki bir şey soracağım. Bu adam bu adamı geçmediyse Yusuf şey Yahya Haktan'ı geçmediyse o zaman bu arada 4 tane adam mı olacak? E 19 tane buraya kadar var. E 22 tane buraya kadar var. E, dört tane de burada adam var. Yahya ile Hakta arasında 4 kişi varmış. E, o zaman bunlar toplam kaç kişi olur? 19 artı 4 artı 22'den 45 kişi olurlar. 45 kişi. Şimdi dikkat. Burası tamam. Peki 45 kişi nasıl olur? En çok olur. Çünkü birbirlerini geçmedikleri için en çok 45. Bunu bulduk. Süper. Şimdi peki en az kaç kişi? Ona bakalım. En az nasıl olur? Bu sondan gelen adam Buraya gelir mi? 22. Ama nereden nereye 22? Sondan. Peki şu adam buraya gelir mi? Gelir. Bu adam kaçtan geldi? Normal baştan 19'a geldi. Peki arada kaç kişi vardı? Arada 4 kişi vardı. Bak, bu sefer ne oldu? Buradan 22 kişi var. Buradan 19 kişi var. Aynen. Peki ne yapacağız şimdi? Çok dikkatli izle. Ben burada ezber ezbersel formül veriliyor. Ben onlara karşıyım. Zaten burayı izleyenler bilir. Bu adam baştan 19 değil miydi? Evet. O zaman bu adam 18. 17. 16. Ve bu da 15. mi? Peki bu adam da 14. mü? Bak bu adam 14. Yani bu adam 14. ise başta kaç kişi var? 13 kişi var. E bu adam 14. ise e kendisi Zaten sondan 22. kişi değil miydi? Evet. O zaman başta 13 kişi var, sonda 22 kişi var. O zaman toplam kaç kişi oldu? 35 kişi oldu. Ya da şöyle farklı da düşünebilirsin. Bu adam 19, bu adam 22. O zaman şöyle de diyebilirsin. 21, 20, 19, 18, 17. O zaman burası kaç kişi var? 16 kişi var. E bu adam da 19 kişiydi zaten. Yine 35 diyebilirsin. İstediğin gibi dersin. Bu da tabii ki de ne olacak? En az olacak. Neden? Sondaki baştakini geçtiyse kuyrukta en az o kadar kişi vardır. İşte böyle güzel sorularımız. Olabilirdi. Geçtik. Yine cin bir soru. Sayı problemlerinde karşınıza gelebilecek cin sorulardan. Bir öğretmen öğrencilerine elindeki testlerden üçer tane verirse 5 tane test eksik kalıyor. Peki kaç öğrenci var? X tane öğrenci olsun. Üçer üçer dağıtırsa o zaman 3x tane olacak mı? Evet. Peki elinde 5 tane kaldıysa Fazlalık 5 var mı? Kesinlikle var. Peki devam ediyorum. Eğer 4 test verirse her birine 2 öğrenci test alamayacak. Hayda o zaman eksi 2. 1 öğrenci de 2 test alabiliyor. Bir dakika şimdi bak. O zaman 2 öğrenci hiç alamıyor ama o zaman 4 alan kaç kişi olacak? Bak buraya dikkat. 4 test alan x eksi 3 kişi olacak. Neden? Çünkü 2 kişi hiç alamayacak. Hiç yok onlara. Bir kişi de ne yapacak? İki test alacak. O zaman olayı anladım. İki kişi hiç almayacak. Bir kişi de iki test alacak. Üç kişi. O zaman dört test alan kaç kişi var? X eksi üç kişi. Peki bu adam da iki test alıyorsa buna da iki. Bu adamlar zaten bir şey alamıyor. O zaman olayım bitti. Bana kaç öğrenci var diye soruyor. Burası çok kritik, çok güzel bir soruydu. O zaman öğretmenlerin mesela yazılılarda bu şekilde soru sorabilirler. Çünkü neden? Bakarlar ki kimler dikkatli, kimler olayı kavramış diye. Bakarlar bu buraya gitti, bu buraya geldi. O zaman olay ne oldu? Hemen söyleyelim. X eşittir. 15 oldu. 3 xten 4 xten 3 x çıkarsa x kalır. Eksi 10'u attın karşıya artı 10. Biz x'e ne demiştik bu arada? Başta öğrenci sayısı demiştik. Öğrenci sayısı. Kaç test vardır diye sorarız. Hemen buradan yapardık. 45-50 test varmış derdik. Bak 50 test varsa 15 öğrenci 45 ve hocanın elindeki 5 tane gözüküyor. Ya da 50 test varsa 4, öğren şey, 4 test alan kaç öğrenci olacak? 12. Bak 4 kere 12 48. 2 öğrenci hiç alamayacak. Doğru. Bir öğrenci de 2 alacak. Doğru. Bak hepsi tamam. Müthiş. O zaman bana kaç öğrenci yerine kaç tane testi var derse 50 derdim. İşte sayı problemleri böyle güzel güzel okuyup matematik diline çevirmeyle alakalıydı. Şimdi şu soruya bakalım. Mehmet Emre güzel bir isim. Mehmet Emre bir kitabın 1 bölü 6'sını günde 10 sayfa kalanının 3 bölü 5'ini günde 12 sayfa geri kalanında günde 8 sayfa okuyarak 24 günde kitabı bitiriyor. Şimdi bak sorum şu 60 sayfalık bir kitabın varsa 10'ar sayfa okursan kaç günde biter? 60 sayfa kitap 10'ar sayfa okuyorum. Ne yaptım? 6 gün. Niye? Sayfa sayısını kaç sayfa okuyorsam bölüyordum. O zaman bu bir kere kafamda kalsın. Şimdi ben ne yapacağım peki? Şurada bu çocuğun kitabına bakacağım. Kesir problemlerinde kesirlerle uğraşıyor muydum? Hayır. 1 bölü 6 ve de 3 bölü 5. Ben bu kitaba ne diyecektim? Her zamanki gibi 30x diyecektim. 30x dersem şuraya yazsam daha güzel. Biz ne yapıyorduk? 30x. Bu kitabın bu çocuk 1 bölü 6'sını okudu mu? Evet. Ne yaptı? 5x'ini okudu. Geriye kaç kaldı? 25x. Kalanın da 3 bölü 5'ini okuyor. 3 bölü 5 nedir arkadaşım? 5'e böl 3 ile çarp. 5'e böldüm 5x. 3 ile çarptım 15x. Okudu. Geriye kaç kaldı? 10x kaldı. Şimdi bak dikkat. Burada ne var? Günde 10 sayfa okuyorum. 5x'i günde 10 sayfa okursam ne olur? 5x bölü 10 olur. Bu kadar günde bitiririm 5x'lik sayfayı. Artı biraz önce anlattığım gibi 15x sayfayı Günde kaç sayfa okuyarak yapacağım? 12, 12, 12 sayfa okuyarak hallettim. Peki geriye kaç sayfa kalmış toplamda? 10x. Burayı kaç sayfa okuyarak hallediyorum? 8 sayfa okuyarak günler 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 toplanıp kaç gün ediyormuş? 24. Hemen bunların paydalarını işleyeceğim ama ilk önce bir sadeleştirme var. x bölü 2 oldu artı burayı sadeleştirdim. her tarafı 3'e böldüm. 5x bölü 4 oldu artı şuraya baktım. Bu da 2 ile sadeleşti. 5x bölü 4 oldu. Eşittir 24'müş. Hemen şurayı bir daha toparlayalım. Bunun da paydasını 4 yapalım. İyi izle. 2 ile genişlettim. 2x'e 4x oldu. O zaman burayı toparlarsam ne oldu? 5, 10, 12. 12x bölü 4 eşittir 24'müş. O zaman şununla şu sadeleşsin. 3 olsun. 3 olursa 3 ile de 24 sadeleşir. X eşittir 8 olur. Şurayı bir de anlatayım bazı arkadaşlar. Anlayamayabiliyor. Sorun yok olabilir. 12 ile 4 sadeleşir. Kesrin kendi içinde olduğu için 3 kalır. Bu 3 ile de 3x 24 ise x kaçtır? 8'dir. Peki x 8 ise ben neye x demiştim? Benim kitabıma 30x demiştim. Kitap kaç sayfa o zaman? Kitap dediğim şey nedir? 30 çarpı 8'den 240'tır. Süper. 240 sayfaymış. Soruya bakalım. Mehmet Emre günde 15 sayfa okusaydı kitabın tamamını ne kadar yapardı? O zaman 15'e bölerim. 15'e böldüm mü? Günde kaç sayfa okuyacağı ortaya çıkar. Bir kere var. 15 çıktı. Geriye kaç kaldı? 90 kaldı. Peki 240. 90'ı bölersem ne olur? 90'da 6'dır. O zaman bölmeye gerek yok. Günde 16 sayfa okusaydı ne yapardı bu adam? 15 günde bitirirdi dedim. Güzel bir nedir? Yazılı sorusudur. Haberiniz olsun. 1 bölü 6, 3 bölü 5 muhabbetleri hemen bana 30x'i çağrıştırıyordu. Şimdi bu sorular işçi havuzda da giriyor. Bu sorular kesir problemine giriyor. Bu sorular e, işçi ya yani her şeye girebiliyor bu soru. O yüzden çok dikkatli dinle. Ben bunu kesire koydum. Çünkü bazı kaynaklarda kesirdeydi bu konu. Ben de kesirde koydum. Çünkü bunu anlatmamıştım videolarda. Bu genel tekrar süper oldu. Peki sana bir soru. Bir mum 12 saatte bitiyorsa bu mum 12 parçaya bölünebilir mi? Her bir saatte bir parçası bitsin bölünür. Peki bu mum aynı boyları eşit diyor. Diğer bir mum 18 saatte bitiyorsa bu da 18'in bir katı olabilir mi? Bence çok güzel olur. Peki şöyle diyebilir miyim? 12 ve 18'in ortak katı nedir? 12 ve 18'in ortak katı sen de anladın bunu. O göstermiştik. 36'dır. Peki bu 36 ne işe yarar hocam? Bak 36 şu işe yarar. Bu mumlardan biri 12 saatte yanıyorsa bak 36 demeyeceğim muma ne diyeceğim? 36K diyeceğim. Çünkü ne kadar 36 olduğunu bilmiyorum. O zaman bu adam ne yapacak? 36 12 saatte bitiyorsa 3K olacak. Peki bu adam 18 saatte bunu yakıp tutuşturuyorsa saatte 2K yakar. Saatte 2K yakar. O zaman bu adam bir kere 36'lıksa 36K eksi kaç saat geçtiğini bilmiyorum ama T saatte bu kadar gelir bundan. Peki öbür küsünün boyu da 36K'ydı. O da saatte 2K 2K yanıyor ve T süre geçsin. Bana çünkü diyor ki aynı anda yakılmaya başlangıçtan kaç saat sonra? T saat sonra birinin boyu diğerinin yarısı kadar olur. Ya da birinin boyu diğerinin iki katı olur. Peki bunlardan hangisi hangisinin iki katı? Bak burada 3K olduğu için bundan çok gidiyor. Çok gittiği için bu az olur az. Az olacağı için bunun iki katını alırsın. O zaman buna eşit olur. Bir daha söyleyelim. 36K her saatte 3K 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 bundan 2K 2K gidiyor az az bundan çok çok. O zaman bunda ne olur? Az olur. Bunda çok kalır. Demek ki bu bunun 2 katıymış. O zaman buraya 2 yazdım. Hemen toparlayalım. Hemen toparlayalım. Şu fosforlu ile yazalım. E ee, bakalım kamerada nasıl gözükecek bilmiyorum. A, a, güzel gözüktü be. E, o zaman burası ne oldu? Eksi -6K ta ta değil tabii T. O zaman burası ne? 36K 2 tane KT oldu. At buraya buraya at. 36'dan buraya geldi. 36 K kaldı. Bunu bu tarafa attın. 4 K T kaldı. Tabii ki de K'lar gidecek. Tabii ki de 4 T 36 ise T ne olacak arkadaşım? T 9 oldu. T 9 söz... e, neydi o? Klavye miydi T9? Evet T9 klavye diye bir şey vardı. Otomatik klavyeydi galiba. Evet geçtik. T9'u yaptık. Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika. Bir bakalım. Bu 36'lık bir şeydi. 36K'ydı. 3K yanarsa ne olur? 27K'sı biter. O zaman buna ne kalır? 9K kalır. Öbürküsü neydi? 36K'ydı. Saatte 2 ta, 2, iki, 2 ta diyorum. 2K gidiyordu. 9'dan 18K gider. O zaman geriye ne kaldı? Bundan da 18K kaldı. Gerçekten de kalanlar 18K'ya 9K olduğu için gerçekten 2 katıymış. İşte sana kesir problemleri de böyle çözülür dedim arkadaşım. Ve geçtiğim Hemen bir bakalım. Hemen bir bakalım. Burada nasıl bir soru var? Görelim. Bir babanın yaşı büyük çocuğunun yaşının 5 katı. O zaman bir yazalım. Baba e, annenin yaşı küçük çocuğun yaşının 5 katı. Anne çocuklardan da çocukların büyüğü yazayım. Bir de ne yazayım? Çocukların küçüğü. Bak böyle yazdığım. Şimdi çocuklardan bir büyük var. Küçük Annenin yaşı küçük çocuğun 5 katı. Babanın yaşı da büyük çocuğun 5 katının 4 fazlası. Süper. Büyük doğduğunda, büyük çocuk doğduğunda küçüğün doğmasına 2 yıl var. Allah Allah. Küçük Küçüğün doğmasına iki yıl varsa demek ki büyük olan küçük olandan iki yıl büyük. Ha, o zaman bak ben sorunun başında şuralara 5K artı 4 işte bir şeyler diyecektim. Ama soruyu okudum. Soru bana çok can bir bilgi verdi. O da neymiş? Büyük çocuk 2 yaş büyükmüş. Kimden? Küçük çocuktan. Neden? Büyük doğduğunda küçüğün doğmasına 2 yıl varmış. Süper. Olup, e bu arada tabi bunları biliyorsam ben, bir babanın yaşı büyük çocuğun yaşının 5 katıdır diyor. E ben küçük çocuğa x dedim, büyük çocuk 2 yaş büyük, babanın yaşı da o zaman 5 katı mı olacak bunun? Evet, kimin 5 katı? 5, x artı 2'nin 5 katı. 5 katından bitmedi, 4 fazla. Tamam, babayı hallettik. Annenin yaşına bakalım, annenin yaşı da küçük çocuğun 5 katı. Tamam bunu da hallettik. Geçtik. Bana ne diyor bak çok dikkatli izle burayı. Büyük çocuk doğduğunda küçüğün doğmasına 2 yıl var tamam. Büyük çocuk doğduğunda anne ile babanın yaşları toplamı 74'müş. Büyük çocuk doğduğunda şu an bunlar ne yaşlarında bu yaşlarında. Şu babayı bir toparlayalım ilk önce. 5x artı 14 oldu. Niye? 5 kere 2 10. 4 de var 14. E burası 5x. Burası x artı 2. Burası da x. Ne diyor? Büyük doğduğunda şurayı hallettim zaten. Büyük doğduğunda yani bu çocuk 0 yaşında. Herkes x artı 2 sene geri gitsin. Bu ne oldu? 4x eksi 2 oldu. Bu da x artı 2 sene gitsin geriye. 4x artı 12 oldu. 4x artı 12 oldu. Niye? Herkes x artı 2 sene geri gitti. Bak bu çocuğun ne oldu? 0 oldu. 0 eksi 2 yani bu çocuk eksi 2 yaşında doğmasında 2 sene var. Zaten de öyle diyordu. Peki 74'müş kim? Anne ile babanın toplamı. 4x artı 12 artı 4x artı eksi 2 eşittir 74'müş. Şurası ne oldu? 8x artı 10 eşittir 74'müş. At karşıya. 8x eşittir 64'müş. Evet. X ne oldu? 8 oldu. X 8'miş. Bana şimdi ne sorsa yaparım. Annenin şimdiki yaşını soruyor. Allah razı olsun. 5 kere 8 annenin şu anki yaşı 40'mış dedik. Çocuklardan biri de neymiş 10 yaşında, biri de 8 yaşındaymış. Güzel. Bu soruda güzel bir yaş problemi olur mu? Olur. Geçelim. Ne diyor? Erdem, Yasin ve Zeki'nin bugünkü yaşları ortalaması 24'müş. Tamam. Yaşları ortalaması 24 o zaman bu adamlar bak Erdem, Yasin, Zeki'nin yaşları ortalaması topladın üçe böldün çünkü 3 kişiler 24'müş o zaman Erdem, Yasin Zeki'nin yaşları toplamı 72 midir? Evet ortalaması 24 ise 3 kişinin toplamı 72'dir. Ortalamayı biliyorsun zaten toplayıp üçe bölüyorsun kişi sayısına bölüyorsun oluyor. Şimdi bu soruları Erdem, Yasin'in yaşına geldiğinde bak o onun yaşına gelmiş bu bunun yaşına gitmiş sorularını çok güzel anlatmıştık. Başka yerde bulamazsın bak buna adım gibi eminim başka yerde bulamayacağın tarzda anlatmıştım. Zeki'nin yaşı Yasin'in yaşının iki katı olacakmış. O zaman bak Erdem diyelim. Yasin diyelim. Ve Zeki diyelim. Çok iyi izle şimdi. Kim kimin yaşına geliyor? Bu bunun yaşına geliyor. O zaman bak burasını tam iyi dinle. Erdem Yasin'in yaşına gelecek. O zaman Erdem'in yaşı E olsun. Yasin'in yaşı E artı A olsun. A sene büyük olsun bundan. Zeki'nin yaşını bilmiyorum. Ona da K diyeyim şu anlık K diyeyim. Şimdi Erdem Yasin'in yaşına gelecek. Kaç sene geçecek aradan? Herkese bir artı A gelecek. Erdem E artı A olacak. Yasin E artı 2 A olacak. Zeki de ne olacak? K artı A olacak. Tamam süper bitti bu. Devam ediyorum. Zeki'nin yaşı Erdem Yasin'in yaşına geldiğinde herkes A yaş büyüdü. Zeki'nin yaşı Yasin'in iki katı olacak. Zeki'nin yaşı Zeki'nin yaşı neymiş? Yasin'in iki katı olacakmış. İki tane Yasin'in yaşı. Peki toparlayalım. Hatta kırmızıyla başladık. kırmızıyla devam edelim. K artı A eşittir. 2E artı 4A mı? O zaman A'yı karşıya atalım. 2E artı 3A mı? Aynen. O zaman ben bak ne yaparım? Artık benim için kim yoktur? Artık benim için K yoktur. Neden? çok fazla bilinmeyen oldu. Ben K'yı egal ediyorum. Ne koyuyorum yerine? 2 tane Erdem artı 3 tane de A. 2 tane Erdem derken Erdem'in yaşını koyuyoruz tabii ki de. Böyle oldu. Şimdi sorunun başına dönüyorum. Bugün kaçtır diyor Yasin'in yaşı. Sorunun başında neydi? Erdem, Yasin ve Zeki'nin toplamı 72 idi. Bugün. Bugünkü yaşları. O zaman E artı. E artı A artı. 2 E artı. 3 A. Bugün kaçmış abi? 72'ymiş. 72'si toparla. 1, 2, 3, 4. 4 tane E. A, 3A. E 4 tane A. Eşittir neymiş? 72. E, 4 parantesini al. E artı A eşittir. Kaç çıktı? 72. Hemen her tarafı 4'e bölersen ne olur? E artı A ne olur? 18 olur. E artı A 18'miş. Bana ne soruyordu? Yasin'in bugünkü yaşı kaçtır? İşte zaten E artı A Yasin değil miydi? Tabii ki de Yasin'di. O zaman ne yapalım? Yasin'in yaşı 14'tür, şey 18'dir dedik. Çok güzel bir yaş problemi oldu. Bir önceki de bence güzeldi. Bu da güzel. Geçtiğim. Peki sonra ne görmüştük? Yüzdeler görmüştük. Yüzdeler. Yüzdeler neydi? Bir bakalım. Karma bir boya yapımında yani boyalar karıştırılacak. KLM'nin boyalarının ağırlıkları ile güzel. Ağırlıkları ile K malzemesinin yüzdesi verilmiş. E tamam süper. Tablodaki gibidir. Peki L boyasının ağırlıkça yüzde kaçıdır diyor. L boyasının ağırlıkça yüzde kaçıdır diyor. L boyası da karma boyanın ağırlıkça yüzde kaçıdır diyor. Ona bakalım. Şimdi bu karma malzemeye ben A desem A 55'e bölüp 100 mi çarpmış adam? Aynen. Peki ne bulmuş bunu? 275 bulmuş. Neden? Bütün boyaları toplayıp %55'ini aldığında bunların toplamına A dedim hepsinin toplamına. O zaman ne yapıyor adam? Bunu buluyor. Peki bu boyaların toplamı, bu boyaların toplamı 100 e, A ise ne olacak bu? 275 çarpı 100 bölü 55 olacak. Peki 275'te 55 olur mu? Gider mi? Gider. Yukarıda 5 kalır. 5 kere 50, 250. 25 daha 275. O zaman bu A neymiş? A 500 grammış veyahut da 500 litreymiş. Neyse artık ağırlığın birimini vermemiş. Sorun da değil. 500 kilogrammış. Peki 100 nedir 100? 500'ün 5'te biri midir? 5'te biri ise biz ne diyoruz buna? %20 diyoruz tabii ki de. Peki 75 nedir? 500'de 75 ise yüzde kaçtır? X'tir. Bu gördüğün gibi 5'e bölündüyse bu da 5'e bölünecek. O zaman ne yapıyorum? X eşittir 15 diyorum. Bu adamda %15'i miymiş? Aynen Johnny Wayne. O zaman bu adamda tabii ki de L kadar olsun. E, yüzdeye bakıyorum. 55 artı L artı 15 artı 20 eşittir. Ne olacak? 55, 70, 90. O zaman 100 mu oldu toplamları? 100. 50 artı 90 eşittir. 100'dü. %100 çünkü. Yüzdesini soruyor. O zaman L kaçmış? yüzde onmuş. Zaten yüzde kaçıdır diye soruyordu. Ben 10 diye buldum ama yetmez. Belki benden kilogramını da sorardı. E o zaman 500'ün yüzde onu kaç? 50 midir? 50'dir. Peki 50 kilogramsa bakalım toplamları 500 ediyor mu? 175, 275, 75 daha 350, 50 daha 400, 100 daha 500. Al sana yazılı sorusu oldu mu? Oldu. İşte yüzde problemlerinden güzel bir soru daha gitti. Peki yeni bir soru. Bir depoda bulunan muz ve kimiler, kivilerin miktarı toplam 60 tondur. Vay anasını be. 60 tonsa yazalım. O zaman muzların %6'sı. ha muzlara 100 m de diyor bana. Tamam dedim. Kiviler de %7'si diyor. ha kivileri de 100 k diyelim. Tamam anlaştık. O zaman benim anladığım 100 m artı 100 k neymiş? 60'mış. 60 ton bu arada. Kivilerin çürüktür. Çürüyen portakal ve man mandalina mı? Portakal mı? Arkadaş bunları yanlış tabii ki. De. Portakal mandalina değil. Burada ne olacak? Muz ve kivi olacak tabii ki de. Muz ve kivi miktarı toplam 4 tondur. Peki çürük çürüklere bakıyorum. %6. Yani 6 m artı kiviler neymiş? 7 k mıymış? Evet. Peki toplam kaç tonmuş? 4 tonmuş. Bu depoda kaç sağlam kivileri soruyor? Kiviler neydi? Kaydı. O zaman ben ne yapacağım hemen? Kivilere bakacağım. Hemen toparlayalım. Benden kivi istediği için kim gitsin? E, muzlar gitsin. Muzlar giderse ne olacak? <laughs> Burada kafa gitmiş bir portakal mandalina gelmiş. Herhalde kış mevsimi ya. Muz kivi gitti. Yerine portakal mandalina yerken mi yaptım yazdım artık bu soruyu. Ne yaptıysa kafam gitmiş. Evet ne yapalım? Hemen ne yapalım? Yukarıyı 6 ile çarpalım. Aşağıyı 100 ile çarpalım. Çarptın yukarıyı 600M. Ama eksi 6 ile çarpalım. Eksi 600m eksi 600k eşittir 360 oldu mu? Oldu. Bunları da hemen 100 ile çarpalım. Çarparsan 600m artı 700k eşittir 400 mü? yüzde çarptığım için. Taraf tarafa toplarsam m'ler birbirini götürdü. 100 tane k neymiş? 40 tonmuş. 40 ton. 40 ton. Evet. 100 tane K 40 olmuş. E peki benim zaten kivilerim neydi? 100 kaydı Tamam. E sağlam diyor. E %7'si çürükse 40 tonun 40 ton ne demek? 40 bin kilogram demek. 40 bin kilogramın %93'ü sağlamdır. Sağlamları sorduğu için 1-2-3 1, 2, 3. Bunlar birbirini götürdü. 1, 2, 3 değil tabi de 1, 2. 2 tane gitti. Bize sorduğu soru 400 çarpı 93 kilogram. Çünkü kilogram soruyor bana. O zaman 400'e 93'ü çarpacağım ama 400'e 100'ü çarpsaydım bak 100'ü çarpsaydım 400'e 100'ü 400 olacaktı. 7 eksik 28 çıkaracağım. 28 çıkartırsan 372 eder kesinlikle. Yanında da 2 gelir. 37.200 kilogrammış. Burada da yine toplama çıkarma çarpmamıza yardımcı olacak. Güzel bir yüzde sorusuydu. Dedik geçtik. Çok iyi sorulardı. Hallettik. Şimdi nereye geldik? Bir Antrenman ne bu? Zam kar zararlara geldik. Bakalım burada nasıl olacak? İsmail aylık maaşının 3 bölü 5'ini ev taksitine veriyor. Sonra maaşına %50 zam yapılmasına rağmen ödediği ev taksidi fiyatı değişmediğine göre yeni maaşının yüzde kaçını ev taksitine verir diyor. Bak ben bu adama ne diyeyim? Ben bu adama diyeyim ki 100 e, ne diyelim 100 K diyelim maaşına. Bunun maaşı 100 K olsun. Peki 3'te 5'ini ev taksisine veriyor mu? 3 bölü 5'ini evet. 5'e böl 60. Şey 5'e böl 20. 3 çarp 60. O zaman 60K bunun ev taksidi mi? Ev taksidi. Yazdım. Ev taksidi diye yazdım. Bu da nedir? 60K'dır. Peki bu adamın maaşına %50 zam yapılıyor mu? O zaman sen 100'ün %50'si nedir? 150K'dır. Geldim buraya. Peki Yaptım ama neydi? Taksit fiyatı değişmiyordu. Bu da 100K, 60K'ydı. Peki buradan 100K'sı, 100K nereden çıktı ya? Yüzde kaçıdır ev taksitini ödüyor? Şu an yeni maaşına göre yüzde kaçını ödüyor? Bu adam ne yaptı bunu? 3'e böldü 2 ile çarptı. Ben de bunu 3'e bölüp 2 ile çarparsam yaparım. Ya da işler dışlar yaparsın. Çünkü bu azalırken bu da azalacak. 150K çarpı X eşittir. 60K çarpı 100'dür. Peki bu, bu, Bibini götürdü mü? Götürdü. Karşı tarafta burası 600 zaten. 600'ü bölersen de zaten x eşittir 40 olur. 600'ü kaça böleceksin? Tabii ki de 15'e böleceksin. Bu sorumuz da böyle güzel bir soruydu. Bunu da halletmiş olduk. Niye? Çünkü böyle kar zarar zam yapılmış o değişmemiş bu olmuş. Fiyat değişmiyorsa ev kirası fiyatı ev taksidi o zaman ne yapar? Bu adam çok büyük kara geçer. %40'ına kadar düşer %60'tan. Bir malın satış fiyatı bir malın alış fiyatının %40 eksiği satış fiyatının %25 eksiğine eşittir. Hayda. Ne biçim soru bu? Şöyle yapalım mı? Alış fiyatı 100A olsun. Satış fiyatı da 100S olsun. Tamam. Yüzde %40 eksiği ne olur? 60A olur. Bu adamın da %25 eksiği de 75S mi olur? Bu adamlar birbirine eşit mi? Eşit. Sadeleştirme yapalım. Burası 15 ile sadeleştirdim. 4A. Burası ne oldu? 15 ile sadeleştirdim. 5S oldu. S. Ama bunlar farklı değişkenler. Güzel olsun bunlar. Bu 5K olsun. Bu 4K olsun. O zaman her şey baştan olacak. Bütün kartlar baştan dağıtılacak. Neden? Çünkü oyun şimdi başlıyor. Nasıl? Alış fiyatı A'ya ben 5K dediğim için alış fiyatı bunun 500K'ymış. Peki satış fiyatı neymiş? Satış fiyatı da 400K'ymış. Hayda bu adam meğersem zarar ediyormuş. Satış fiyatına 12 TL zam yaparsa e, satış fiyatı 12 TL zam 12 TL zam kar veya zarar olmuyorsa e, kar, kar veya zarar olmuyorsa alış fiyatına eşit demektir. O zaman attın karşıya 12 eşittir 100K'dır. Bu malın alış fiyatı ile satış fiyatının toplamı kaçtır diyor. Alış fiyatı satış fiyatı toplamı nedir? 900K'dır. 900K 100 tanesi 12 ise 900 tanesi 12 çarpı 9'dan ne eder? 108 TL eder. O zaman demek ki bu malın alış fiyatı ile satış fiyatının toplamı 108 TL imiş. Bana sadece alışı sorsaydı 60'tı. Sadece satışı sorsaydı 4 ile çarptın 48'di. Böyle de toplayarak da yapabilirsin. Bu arada 60'ın %40'ı kaç eder? 36. Bunun %25'i düşünce ne olur? O da 36 eder. 40 düşünce 36. Geçtim. Bak böyle de yapabilirsin. Bunu da bitirdikten sonra neydi bu? Kar zararları bitirdim. Şimdi bir de ne vardı? Karışım vardı. Bu karışımda ben seni çok rahatlatmıştım. Kolay güzel bir şey yapmıştık. Bakalım şimdi ne olacak? İyi izleyelim. Şimdi ben ne biliyorum? B'den B'den soru e, soruyu okuyalım. A, B karışımında şimdi madde miktarları grafikteki gibidir. A, B eşit ağırlıkta karıştırılırsa Yeni karışımın yüzdesi kaç, yüzde kaçı şeker olur diyor. Yeni karışımın yüzde kaçı şeker olur diyor. Okumamız tabii ki de kötü. İlkokul kötü geçti tabii ki de. Buraya geldik baktık. Matematik, matematiği çok sevdiğim için fazla Türkçe çalışmamıştım. O yüzden okumalarımda biraz bozukluk olabilir. Atlaya zıplaya okuyabilirim. Yanlış okuyabilirim. Ama siz sevgili öğrenciler bunu zaten göz ardı ediyorsunuz. Çünkü niye? Beni çok seviyorsunuz. <laughs> Geçtim. O zaman ne oldu? Burası B. 30 şeker alırsam 30 şeker alırsam ne yapıyorum? 15'te su alıyorum. Doğru mu? Peki A'da ne yapıyorum? A'da 20 alırsam 40'ta su mu alıyorum? Evet çok güzel. Peki ben bunları eşitleyeyim. Eşit sayıda alın, alınsın bunlar. O zaman neyde eşitleyeyim? Eşit ağırlıkta alınacak. Bu arada bunun ağırlığı kaç şu an? 45. Bunun ağırlığı kaç şu an? 60. O zaman ben bunları hemen yüksek sayılar olacak biliyorum. Daha da öz sayılarla da yapabilirdim. Bunu 4 ile çarpayım. Bunu da 3 ile çarpayım. O zaman ne olacaklar? 180 olacak kişi başı. Hemen yaparsam 4 ile. O zaman 120. Yeni şekerim oldu mu şeker? Aynen yeni şekerim oldu. Peki su neydi su? 4 ile çarparsan 60 oldu. Toplam 180 oldular. Peki buraya bakarsam. Bunu 3 ile çarparsam şekerim 60. Bunu çarparsam 120 suyum var. Ne oldu burası arkadaş? Ne oldu? 180 oldu. İkisi de 180 mi? 180. Oo, biri şeker, biri su. Biri şeker, biri su. İkisi de ters orantılı bir şekilde oldu. Taraf tarafa toplarsak toplam şekerim 180, toplam suyum 180 oldu mu? Oldu. O zaman bunlar eşit miktarda alınırlarsa ne olacakmış? Karışımın %50'si şeker olacakmış. Çünkü yarısı şeker, yarısı suysa %50 şeker olacakmış. Başka yolda yapabilir misin? Yaparsın, ne yaparsın? Burada tabii ki de bunları sadeleştirme yoluyla yapabilirsin. Dedim ama gerek yok, geçtim. Şimdi yeni bir soru var. Ona bakalım. Yeni sorumuzda yine karışım sorusu. Karışımlarının %80'i şey 100 %80 ne ya? Karışımlarının yüzdesi ve litresi aşağıdaki tablo gibidir. Tamam. Tablo gibidir değil tabi. Tablodaki gibidir. A karışımının yarısı B kabına A karışımının yarısı B kabına, bak bu bir homojen olduğuna göre, homojen olduğuna göre, ilk önce şunun ben e, karışımlarının yüzdesi verilmiş, alkol yüzdesi tabii ki de burası, onu onu kaçırmayalım. O zaman şöyle diyebilir miyim, alkol ve yüzde litresi, bak burası alkol ve litresi. Bir daha baştan hesaplayalım mı? Bunun litresi 40, alkolü yüzde o 40 olduğuna göre ona böldüm, dörtle çarptım, 16. Süper. O zaman bunun litresi 20 litre olduğuna göre o zaman 20 litre olduğuna göre 10'a e, 10 böldüm 2 ile çarptım. Hatırlıyorsunuz %20 ne demekti? %20 10'a böl 2 ile çarp. 10'a böldüm 2. 2 ile çarptım 4. Tamam. Peki burası ne oldu? Litresi 60 ise 10'a böldüm 6. O zaman burası da 36 oldu mu? Oldu. Şimdi çok dikkat. Karışımlar çok değişik geliyor. İyi izle. A karışımının yarısı B kabına. Bak A karışımının yarısı B'ye aktarılırsa bunun 8 yarısı, gelir mi yarısı gelir. 4 de burada vardı. Birleşirlerse 12 alkol olur. Peki bunun yarısı geldi. Bunun da yarısı bunun da tamamı geldi. 40'tan yarısı 20. Bunun da tamamı geldi 40. Bakalım ne oldu? 12 alkol oldu. 40 da litre var sonuçta. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi yeni oluşan B kabındaki karışımın hepsi de C'ye boşaltılıyor. Peki C'deki olayım neydi? 60'a pardon 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 36'ya 60'tı. Neden? Alkolü 36'ydı. Taraf tarafa toplarsam of çok güzel bir şey çıktı. Burası 100 oldu. Burası da 48 oldu. Bana ne soruyor? C kabındaki son tahlildeki yüzdesini soruyor. Zaten 100 çıktığı için Gözüm kapalı yüzde 48 diyorum ve bu soruyu da geçiyorum. İşte bu kadar. Yalnız şuradaki olayları iyi anlayalım arkadaşlar. Ne var? Yüzde 40, 16'ya 40 ya. Bunun yarısı alınırsa litrenin yarısı tabii ki de alkolün de yarısı gelir. Ama buraya da toplayacağım için buradan 4 de geldi. 8, 4 daha 12. Buradan yarısı 20. Yarı, bunun da tamamı 20. 20, 20, 20, 40 olacağını kaçırma. Bunların hepsini videolarımızda anlatmıştık. Oradan da takip edebilirsin dedik. Harun tek başına 12, Emir de tek başına 16 saatte bitirebiliyorlar. Neyi? Bir işi. Biz burada ne demiştik arkadaşım? Bir iş varsa hem 12'ye hem 16'ya bölünüyorsa o zaman bu iş nedir? 48K'dır. 48K'dır iş. Neden? 12 saatte bitirebiliyorsa bu adam saatte 4K yapar. Kapasitesi 4K'dır. Peki Emir tek başına ne yapar? 16 saatte bitiriyorsa 48'i 16'ya böldün ne yapar? 3K yapar. Peki 3K'da nedir? 3K'da bu adamın kapasitesidir. Tamam. İkisi birlikte 4 saat çalışıyorlar. İkisi birlikte biri saatte 4K yapabiliyor. Biri de 3K yapabiliyor. O zaman bunlar 4 saat çalışırsa 7K'dan 28K iş yaparlar mı? Yaparlar. Toplamda 28K. Peki benim toplam işim neydi? 48. Geriye peki 20K'lık iş kalır mı? Kalır. Ne diyor bana burada? Ne diyor? Hemen söyleyelim şurayı. Orada bana söylediği şey şu. Pardon arkadaşlar. Orada bana söylediği şey şu. Hemen ne diyor bana söyleyeyim şunu. Söylediği şey e, ikisi birlikte çalıştıktan sonra emir 4 saat sonra bırakıyor. Emir bırakırsa 3K'lık güç iptal. O zaman ne oldu? Bizim eleman tek başına çalışacak. Neydi? 4K gücü vardı. T saat sonra 20K yapar. Tabii ki de 4K'yı kaçla çarparsan 5 saat 5 ile çarparsan olur. Peki ne diyor? Bu işin tamamı kaç günde biter? E, 7, 5 saat oldu. Cevap 5 değil ama neden? Çünkü önceden de ikisi birlikte ne çalışmıştı? 4 saat çalışmıştı. Toplam kaç eder? Toplam 9 saatte işi bitirirler dedik. İşte işçi havuz problemleri böyle çözülüyordu arkadaşlar. Bunları da yine videolarımızda çokça anlattık izlemişsinizdir. Ama izlemediyseniz yine açıp izleyebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi biz neyle uğraşıyoruz? Hep kapasiteyle. Kapasite, kapasite, kapasite. Peki burada ne var? Musa ile Esat var. Bir saat çalışınca 5012'sini bitirebiliyorsa ha, o zaman bak şu an ben bunların kapasitelerini biliyor muyum bilmiyorum. Ama biliyorum. Ne diyorum? Bu saatte M iş yapabilirsin. Bu da saatte E iş yapabilirsin. Tabii ki de ben bölüyle uğraşmamak için bu işe de 12A diyeyim. Bu iş 12A olsun. Peki bu adam saatte M kapasiteli iş yapabiliyorsa 2 saatte ne olur? 2M kadar iş yapar. Bu adam 1 saat çalışırsa ne yapar? 1E kadar iş yapar. İşin 5 12'si bitiyorsa ne yapar? 12'ye böl 5'e çarp. Bu işin 5A'sını yaparlar. Geçtim. Bu işi bitirebildiği bir işi birlikte 4 saatte bitiriyorlar. E birlikte bu A M yaptı, bu da E yaptı. E, toplam 4 saat çalışırlarsa işin tamamı mı bitiyor? Evet tamamı bitiyor. Süper. O zaman şöyle diyebilir miyim? 2M artı E eşittir. 5A iken 4M artı 4E eşittir. Neymiş? 12A'ymış. O zaman ben Musa kaç başı, tek başına kaç saatte bitirir diyor. E gitsin mi? Gitsin. E nasıl gider? Eksi 4, 4 ile çarparsam. Yukarıyı 4 ile çarpayım aşağıya eksiyle çarpayım ki düzgün güzel gözüksün. Yukarıyı 4 ile çarparsan 8m artı 4 eşittir 20a mı? Evet Aşağıyı eksi 4 eksiyle çarptın. Eksi 4e eşittir eksi 12a. Taraf tarafa topladım. 4 e'ler birbirini götürdü. 4m eşittir neymiş? 8a'ymış. O zaman m neymiş? M de 2a'ymış. Her tarafı böldün 2a'ymış. O zaman Musa bir saatte ne kadar iş yapabiliyor? Musa bir saatte çünkü kapasitesini vermiştim ya M diye. 2A iş yapabiliyor. E işin tamamı kaçtı? İşin tamamı 12A'ydı. E saatte 2A yapıyorsa kaç saatte yapar tabii ki de bunu? 6 saatte Musa bu işi tek başına 6 saatte yapar dedim. Gerçekten müthiş bir soru çözümü, müthiş bir taktik bu. Müthiş bir teknik. İşte buraları kaçırmayın arkadaşlar. Dediğim gibi videomuzda anlattık. Ayrıntılı çok soruyla burada da gördüğün gibi güzel bir soruyla bitirdik. Şimdi ne kaldı geriye? İki tane hız sorusu bir tane de faiz. Çünkü faizle tekrar etmemiz lazım. Ondan da soru gelebilir. Hemen bakıyorum. Hızları 50 ve 80 olan iki araç aynı anda A'dan C'ye hareket ediyor. Güzel. Şöyle bir tane A yolu var. Buradan 50 ile 80 ile gideceğim. Şurada da C var. C'ye kadar geldim hızlı olan Arab, Arap ne ya? Hızlı olan araç C'ye varıp geri döndüğünde pardon hızlı olan araç C'ye varıp geri döndüğünde diğer araç ile C'de C'den 120 km uzakta B noktasında karşılaşıyor. Ha, bu adam böyle gidiyor. Bir daha geri geliyor. Ve şurası ne olacakmış? 120 kilometreymiş. C'den 120 kilometre uzakta B'de karşılaşıyor. Bak 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 olaya bak. Bir tanesi gidiyor geliyor. Diğeri daha hala daha bu kadar yol gidiyor. Niye? Çünkü bunun adamın hızı 50. Bu adamın hızı 80. Demek ki bu adam uçtu. Peki ben şuraya x dersem bunlar aynı zamanda mı bu işi yapıyor? Evet. O zaman hemen bir kere hatırlatalım. x eşittir v çarpı t miydi? O zaman t eşittir x bölü v miydi? O zaman t'ler aynıysa x bunun gittiği yol x bölü v V'si ne? 50. Eşittir. Bunun gittiği yol ne? X artı 120. Bir de buradan geldi. 120 daha geldi. 240 bölü. Peki bu kaç hızıyladı? 80 hızıylaydı. O zaman şu sıfırlar birbirini götürdü mü? Götürdü. İçler dışları hak ettim mi? Çok güzel hak ettim. Hemen o zaman ne diyorum? 8x eşittir. 5x artı 5 kere 240 1200 etti. Attım karşıya 3x. Burada ne var? 1200. O zaman x neymiş? 400'müş. x 400'müş. Bana neyi soruyor? A ile B arası kaçtır diyor. Tabii ki de A ile B arası 400'dür dediğim. 400'ü bölü 50'ye 8 eder. 400'ü bölü 50'ye ne yapar? 8 eder. Demek ki 8 saat geçmiş. Peki 400 120 daha 520. 120 daha 640. Böl 80'e 8. Demek ki ikisi de gerçekten de 8 saat sonra B'de karşılaşırlar dediğim. Geriye kaldı İki sorum. Bir tane de bu. A noktasından hızı 70 metre bölü dakika. B noktasındaki hızı V olan V olan dakikada V olan iki araç çevresi 120 olan. Tabii ki de burada yine yanlış yazmışım. Ne var? B noktasında hızı V hızı şurası yok. Dakikada V olan iki araç çevresi 720'lik bir çemberde hareket ediyorlar. Bu arada bunun hızı A noktasından 70 ile hareket ediyorum. B noktasından V ile hareket ediyorum ve ne var arkadaşım? İki araç bir çember üzerinde hareket ediyorlar. 20 dakika sonra ikinci kez karşılaşıyorlar. Bunlar böyle dakikaydı bu arada. V de 70'ten büyükmüş. Ha, V 70'ten büyükse bu bunu yakalayacak. Peki tamamı 720 mi? Evet. Bu çemberin çapı 360 mı? Evet. O zaman 720 bölü 360 çarpı 120. O zaman şurası nedir? Bunlar götürdü. 2, 3 kaldı burada. Demek ki şu kısım 360'mış. Değil mi? Burayı böldün. 2, 2 ile çarptın. 240. Bak burası 240 metreymiş. Pardon burası değil. Şurası 240'mış. E geriye zaten bunu 2 katı kalıyor. 240 artı 240 yani burası da 480 miş. Mi Peki bak. Burası B. Burada bir A var. Bunu yakalamaya çalışacak. Bunun hızı V, bunun hızı 70 ve aralarındaki mesafe kaç? Aralarındaki mesafe 480. Diyelim ki gitti 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 gitti. Bu bunu bir tane C noktasında yakaladı. Mesela şurada bir yerde C var. Tamam. Bunlar şu an ne yaptı? Yan yana geldiler yan yana geldiklerinde artık bunların arasındaki mesafe kaç olacak? Artık bak bu C'de olacak ve bu da ikisi de C'de olacak. Ama C'de olacak ama sanki bu bunun hani böyle yan yana geldiklerinde bu hızlı gidip bir daha bunu yakalayacak ya. Nasıl yakalayacak? Aralarında bu sefer 720'lik yol varmış gibi yakalayacak. 720'lik yol varmış gibi yakalayacak. Yani nasıl? Bu buradayken bu da C üstünde olacak. Bu adamımızın neydi? Yine V'ydi. Bu adamımızın neydi? 70'ti. Peki 480 bölü bu buna yetişmesi için ne yapıyorduk? V eksi 70 yapıyorduk. Artı bir de burada ne olacak? 720 bölü yine V eksi 70 olacak. Cevapta neymiş? 20 dakikaymış. Peki 20 dakikada bu kadar hızlı yetişti. O zaman şurası ne oldu topladın? 1200 oldu. Bölü V eksi 70 eşittir 20 oldu. Sıfırlar gitti. Bu da bununla gitti. Ne oldu geriye? 60 kaldı. 60 neymiş arkadaşım? V eksi 70'miş. O zaman V buradan kaç çıkar? 130 çıkar dedik. Demek ki bunun arasındaki. Şurayı bir kez daha anlatmak istiyorum. Bakın burayı anlamamış olabilirsiniz. Şimdi bu adam B'den daha hızlı gidiyor ya. Bunların arasındaki mesafe 480. Peki nasıl hesaplanıyordu bu? Nasıl yetişme hızı nasıl hesaplanıyordu? 480'i ne yapıyorsun hemen? 480'i v 70'e bölüyorsun. Niye? Hep v 70, v 70 kapatacak mesafeyi. Peki yakaladı diyelim bir yerde. Bak bir yerde yakaladı. Şurada bir yerde yakaladı. Ne kadar zamanda bu kadar zamanda. Bitmedi. Şimdi bunlar şu an yan yanalar. Bak şurada yan yana iki araç. Birisi hızla gidiyor. Birisi yavaş gidiyor. Ve bu bunu ne yapacak? 720 artı bunun kadar mesafede yakalayacak. Ne olduğu önemli değil. Artık bunların arasında mesafe yan yanalar ya. Ama daha hızlı gideceği için. Sanki bunların mesafesi arasındaki mesafe 720 gibi olacak. O zaman 720'yi ne yapacağım? V-70'e yine böleceğim. Niye? Yukarıdaki mantığın aynısı. Bunlar nerede yakalayacaklar birbirini? Bu sefer de farklı bir noktada yakalayacak. Hiç sorun değil nerede yakaladı. Çünkü ben soruyu yaptım. Ufak bir hatayı da düzelttim. Geçtim. Benim faiz sorularım vardı. Faiz nasıl hesaplanıyordu? 1600 TL %25'ten faize veriyorsun. 25 faiz oranı çarpı 2 yılına veriyorsun. Peki bu nedir? 100'e böleceksin. Çünkü 2 yıl diyor. Yıllık diyor. Yıllık faiz oranı buysa bu bu gitti. Bunlar gitti. 16 kere 25 değil de 2 kere 25 50. 50 ile 16'yı çarparsan 800 TL faiz getirir. Bak 800 TL faiz getirir. Peki benim param kaçtı? Benim param 1600'dü. O zaman 1600. Benim şu anki nakdim ne oldu? Benim nakit param 2400 TL oldu. Peki. Tekrar 8 aylığına yatırıyorum. Bak iyi izle. Bu arada benim faizim bu. İlk faiz getirim buydu. 2400 TL'yi 8 aylığına %15 ile. %15 ile yıllık. Yıllık bölü 100 değil de 12'ye böleceğim. Niye? 8 aylık diyor. 8 aylığına yatırdım. Peki şimdi ne kadar edecek bakalım? Cırt 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 cırt. Şu 12 ile 24 gitti. 2. 2 kere 15, 30. 8 ile çarptım. 240 TL ne yaptı? Faiz getirdi. Bu faiz hangisi? 2. Bu faiz hangisi? 1. Bu ikinci faiz. Bu da birinci faiz. Bana ne diyor? Toplam faiz getirsin nedir? 800 ile 240 toplarsan 1040 TL faiz eder. Neden? Adam bunları söyledi bana. Sonra ikinci yılın sonunda dedi faiziyle birlikte bak faiziyle birlikte bu faizi birlikte 2400'ü koydun. Ne yaptı bu da? 240 lira faiz getirdi. E 800 240 daha ne olacak arkadaşım? 1000 1040 TL faiz olacak dedik. Arkadaşlar problemler çok önemli. Lütfen dakikaya takılmayın. Lütfen çok çalışın. Lütfen dediklerimi iyi anlayın. Bunlar çok pratik, çok güzel taktikler. Bunları lütfen anlayarak çalışın. Bazı öğrenciler duyuyorum. Hocam çok uzun. Arkadaşım tabii ki de uzun olacak. Niye? Çünkü başarı emek ister. Ne demişler? Yokuş çıkarken alın teri dökmeyen inerken gözyaşı döker demişler. Alın teri dökeceksin ki dönüşte gözyaşı dökmeyesin. Peki alın teri dökersen ne yaparsın? Dönüşte de güle oynaya dönersin. İşte bizim işimiz dokuzdan sıkı tutmak. Lütfen sıkı tutun. Problemleri sağlam bitir zaten önün açık. 9'u iyi halledelim. Peki karşımızda ne var? Tabii ki de ödülü sorumuz var. Ödülü sorunun cevaplarını yoruma bırakmayı unutmayalım. Beğendiyseniz de beğene basmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.